Sevgili öğrenciler merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun süreçte sizleri yalnız bırakmak istemedik. Panda panel olarak yanınızdayız arkadaşlar. Öncelikle İngilizce testi çözeceğiz sizlerle. Süreç uzun biliyorsunuz, bir aylık bir sürecimiz var ama biz sizlerin yanınızdayız her zaman. Diğer videolarımız da kanalımızda mevcut. Uzun bir süreçtir ama sizlerle hep birlikte bu süreci aşacağız. Hep birlikte güzel bir İngilizce testi, eğlenceli şekilde testler çözeceğiz. Diğer videolarımızda, kanalımızda mevcut sevgili öğrenciler. Hepsini oradan izleyebilirsiniz. Özellikle de yorumlara çok fazla yazdığınız için tekrardan öğretmenim yapar mısınız diye ben de sizler için bir tane küçük test, mini test şeklinde hazırladım arkadaşlar. Hep birlikte yapacağız. Bu uzun süreci iyi değerlendireceğiz. Üzülmüyoruz. İnşallah hepsini atlatacağız arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlayalım. 20, 19, 18. Şimdi bakalım. 20, 20 değil mi? 20, 19, 18. 20, 19, 19, 18, 18. Ve bize buraya gelecek rakamı soruyor. Bakalım. 16, 17, 11 şıklarımız bu şekilde. Sizce hangisi olacak acaba? Hemen ben bu şekilde gidiyorum. Siz de mutlaka ve mutlaka hep birlikte benimle beraber kalemlerinizi alıp yapıyorsunuz. 18'den sonra birer birer gitmiş, eksilmiş. Yani 17 B seçeneğini buraya yazacağız değil mi arkadaşlar? 20, 19, 18 ve 17 olacak şıkkımız. 17 şu şekilde de biz de yazalım. Ve geçelim. Bu sayıları sınıfta öğrenmiştik. Panlamıza da E sallayalım arkadaşlar ve geçiyoruz ikinci sorumuza. Bakalım. Good morning, good afternoon, good evening. Görsele bakmamız gerekiyor bunu cevaplamamız için. Görselde saat kaç? 19. Yani saat 7. Artık akşam olmuş. Good morning neydi? Günaydın. Hepinizin de bildiği gibi. Günaydın. Good afternoon. İyi öğleden sonraları ya da tünaydın diyoruz değil mi buna? İyi öğleden sonraları. Ya da tünaydın diyoruz. Pekala. Good evening. İyi akşamlar. Sizlere burada hemen C seçeneğini işaretliyorum ve burada bir de size bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Peki good night nedir? Yoruma yazarsınız artık değil mi? Yoruma bekliyorum ben. Size de her zamanki gibi gülücükler bırakıyorum ve geçiyorum. Good night ne demekti? Evet, geçelim diğer bir sorumuza. Tom ve Teddy konuşuyor. I am fine, thank you. I am fine, thank you. Yani iyiyim, teşekkürler değil mi bu? İyiyim, teşekkürler. Cevap bu şekilde. İyiyim, teşekkürler. I am fine, thank you. Bunun sorusunu bize soruyor arkadaşlar. How are you? How many letters? What color is it? Evet. Şimdi how are you? Nasılsın? Hem güzel bir tekrar olmuş olur. How many letters? Kaç tane harf? Letter, harf. Kaç tane harf? Evet. What color is it? Bize ne renk? Kısaca sorularımızın Türkçelerini yazalım. Ne renk? Pekala bu durumda sorumuzun cevabı How are you? Yani nasılsın? Cevabı How are you? Tom sordu. Teddy I'm fine thank you diye cevap verdi. Evet üçüncü sorumuz da bu şekilde oldu. Diğer bir sorumuza geçelim. Evet, yine pandamız bize sormuş. 375 ve görselde kitaplar var arkadaşlar. Kitapların sayısını soruyor. Pekala. Biz sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane oldu? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hangi şıkkımız var? Evet, çok kolay bir şekilde. 5 değil mi? 2, 1, 2, 3, 4, 5 iyice sayalım yanlış olmasın. 3, 7 bu 3, 2 şıkkımızı da 3 ile 7'yi eledik. 5 bize kaldı.
20 sayısının İngilizcesini istiyor bizden. Evet, biz yukarıda yazdık ama yine de yazalım. 19, hadi hatırlayalım. 19, 20, 20. 12 çok karışıyor. 12, değil mi? 12. 20 İngilizce karşılığı 20'dir. B seçeneğimiz doğru oldu. Evet, how are you? Yine nasılsın sorusunu sordu Zeynep ve Maria cevaplayacak. Pandamızın sorusu bu şekilde. Evet, Maria bize ne der? How are you? Nasılsın? Take care. Kendine dikkat et. I am fine. Goodbye. Bakalım. Kendine dikkat et. I'm fine. İyiyim. Goodbye. Sizden duyuyorum ben. Bye bye. Güle güle anlamında. Hoşça kal. Evet. Hangisi oldu? B seçeneği. I'm fine. How are you? Bakın, how are you daha farklı. I'm fine. Fine thanks. Fine thanks and you şeklinde de cevaplar verebiliyoruz. 10 plus 3 equal. Yani 10 artı 3. Sonuç 13 olacak. 13'ün İngilizcesini istiyor. A, 13. A seçeneğinde 13. 14 biliyorsunuz 14. Peki 11? 11 değil mi arkadaşlar? Hangisi oldu? Çok kolay bir şekilde A seçeneğini hemen işaretleyelim. 13. Siz de benimle birlikte yapıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Yapıyoruz öğretmenim diye duymam beni çok mutlu eder. Bla 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 bla, yani nokta 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 boşluk, yani a good day. Have a good day. Take a good day. Nice a good day. Have a good day. İyi günler olur bir kalıptır değil mi? İyi günler. Have a good day. Ben de size have a good day deyim. Evet, 9. sorumuza geldik. How many hats are there? Şimdi hat şapka kaç tane? How many kaç tane hatırlayalım. Kaç tane şapka var? Bakalım kaç tane şapka var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 tane şapka. Hangi şıkkımızda oldu? A seçeneğimiz doğru oldu değil mi? 8, 8, 9, 9. 6 ise 6. Ben sizin benden önce cevapladığınıza eminim. Pandamıza el sallayalım ve geçelim. Spell your name please. Lütfen isminizi heceleyiniz. Şimdi spell hecelemek. Your senin name isim. Please lütfen. Spell your name please. Birleştirelim. İsminizi heceleyiniz. Şimdi ismini heceleyiniz dediği zaman my name is Naz. Benim adım bu. What is your name'in cevabı olur değil mi? Senin adın ne? What's your name? My name is Naz. N-A-Z yani ismini heceledi değil mi? Burada bakın. Hi, I'm Naz. Merhaba, ben Naz. Bu da değil. B seçeneğimiz doğru oldu. İşaretleyelim. N-A-Z ya da Z. Bu şekilde de heceledik. A, B, C, D, E, F, G hatırlayınız. Oradan hecelememizi yapıyoruz. İngilizce okunuşları yani. Spell your name please. Evet, 11. sorumuza geçelim. Pandamıza da el sallayalım. Bir görselimiz var. Good night demiş. İyi akşamlar, günaydın, iyi geceler. Evet, burada bir yukarıda bir soru vardı artık orada da. Aşağılara doğru indiğiniz zaman öğretmen cevabı vermiş diyeceksiniz. Evet, iyi akşamların İngilizcesini hatırlayalım. Good evening. Günaydın. Good morning. İyi geceler ise good night. İyi geceler. Good night. Böylece C seçeneğimiz doğru oldu. Good night. Aşağıdaki sayıların okunuşunu yazınız. Yani İngilizcelerini yazalım bakalım. Hep beraber hazır mıyız arkadaşlar? Kaleminizi aldınız.
Hep birlikte 17'nin İngilizcesi 17. Siz benden önce yazdınız diye düşünüyorum. 17. 11 az önce yukarıda geçti. 11. 19 yavaş yazıyorum. Yavaş gidiyorum. Duyuyorum ben. 19. Evet. Son olarak da 14. Evet, siz de beraber yazıyorsunuz değil mi? 14. Çok güzel. Harika. Peki. Burada ben sizden yoruma 15 sayısının okunuşunu, yazılışını yani İngilizcesini istiyorum. 15'i de ben istiyorum sizlerden. Nereye? Tabii ki de yoruma. Size kalp gönderiyorum ve ne yapıyoruz gene? Gülücükler. Vaktinizi değerlendiriyoruz. Boşa harcamıyoruz. Geçelim. Harflerin okunuşu hangisidir? Bakalım hangi harfler var? G, H, Ü ya da İ. Bakalım. G, H, I. Hani yukarıda biz spell your name dediği zaman hece demiştik. G, H, I. Yani G, H, I. Hangi şıkkımızda var? B seçeneğimizde var. G, H, I. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. V, W, X, Y, Z. Ya da Z anlamı. Artık arkadaşlar bu harflerin okunuşlarıdır. Lütfen hatırlayalım. Siz bunları 2. sınıfta görmüştünüz. Devam edelim. Şimdi seçeneğimizi işaretledikten sonra G-H-I. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını kutucukların içine yazınız. Yazalım bakalım. 16. Evet yavaş gidiyoruz ama neden? Çünkü siz de yazıyorsunuz değil mi? 16, 16, hep beraber. 18, 18. Yazdık mı? 18, 18. Çok kolaymış. Yan tarafta var ama biz de yine yazalım. 10. Ne dedik? 20 ile çok karışır. Karıştırmayalım. 12. 14. 13. Yazıyoruz değil mi? 13. 11. 11. Evet. Neydi? 17. Ve son olarak da evet ben size yukarıda da sormuştum ama umarım 15. Umarım daha önce hemen yoruma yazarsanız sonuna denk gelmeden hiçbir yere bakmadan yardım almadan bana gönderirsiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde oldu. Sorularımızın cevabı 16, 18, 10, 12. 14, 13, 11, 17, 15 şeklinde hepsini yazdık, doldurduk. Evet, böylece çalışmamızın sonuna geldik sevgili öğrenciler. Pandalar bize el sallıyor. Ben ne diyorum sizlere? Her zaman başarılar diliyorum. Bu zorlu süreçte her zaman yanınızdayım. Tüm videolarımı izleyebilirsiniz. İkinci dönemin tüm konuları slide gösterisi şeklinde İngilizceler anlatılmıştır. Tüm 3. sınıf üniteleri oradan çok güzel bir şekilde eğlenceli olaraktan slaytlı şekilde benim tarafımdan anlatılmış konularımız var. Lütfen izleyin sevgili öğrenciler ve bana yorum atın. Yani sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Elimden geldiği kadar yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince... Evet, sizlere ne gönderiyorum? Kartlar gönderiyorum. Diğer videolarımı da izlerseniz bana yorum ve kartlar siz de atabilirsiniz. Bu süreçte annelerimizi, babalarımızı üzmüyoruz. Hep evde kalıyoruz. Elimizi bol bol yıkıyoruz.
Hep dikkat ediyoruz. Büyüklerimizin dedikleri her şeyde de dikkat ettikten sonra kolaylıkla bu süreç aşılacaktır. Hiç merak etmeyin diyorum. Sağlıcakla kalın, bizimle kalın.